Aleykümselam, hoş geldiniz hocam. Misafirlerim nerede ya, buraya gelmişler? Hemen içerideler hocam, kulisteler. Ne var ne yok, nasılsınız? İyi, sağ olun hocam, siz nasılsınız, hoş geldiniz. Kozmo ile arkadaşın nasıl gidiyor? Devam hocam. Bana adı da değişti, devam. Kozmo oldu. Bundan sonra ben de Kozmo. Kozmo sizi takip ediyor, ne yapsın? Eyvallah. Hocam, evet, bugün yayınımız çok iyi geçecek. Allah razı olsun. Dikkat ettim hocam, eski dostları görünce evet, enerjisi çok artıyor. Kapıdan girişinde böyle burada ışıklar aynı. Erken bile geldim o yüzden. Evet hocam. Benim yıllarım, 40 yıllık arkadaşlarım burada. Evet hocam. Onlarla eskiyi konuşacağız. İnşallah güzel olur. İnşallah hocam. Selamünaleyküm. Fatih Bey. Aynı giyinmişiz. Kim pişti olduk? Pişti oldu. Bilmedim. Değiştirme canım. Niye değiştiriyorsun? Bunu orada konuşurum. Dedim ki birbirinden haberleşmeden benzer şeyler giyip geldik. Ya. Uyandı, uyandı sevgili kez. Biz de yürüdü. Hani veriyoruz. Maşallah. Yakaladım. Hocam kaçak şiir okuyorlar burada. Okusun. Ne güzel. Mikrofonlarımı takıyor musunuz? Tamam. Bak rahat takasın diye gittim pazar aldım. Yakalıları çıkardım senin için. Şiir okuyan küfür okuyamaz çünkü. Hasan, çok güzel önemli bir şey. Hasan kalan şiirleri yengeye götürüp yenge okuyor. Öyle mi? Evet. Akşamları yengeye okuyor. Bunları götürüyor. Helal olsun Hasan senin için. Ayakta alkışladım. Helal olsun sana. Budur işte abi, budur. Şiir böyle gelişecek. Bugün okuyacağım şiirin kahramanı burada. Kerim diye geçecek şimdi. Kerim Bey burada bugün. Ya bu şiirleri nasıl yazdığımızı da anlatacağız. 40 yıllık dostlarım benim onlar. Kameralar kayda giriliyor mu? Kameralar kayda giriliyor. Evet, sesler bunlar. Nasıl başladı? Bir kitapla başladı. Onun bir kitabını okumuştum ben. Kitabıyla ilgili düşüncelerimi söylerken kitap evinde karşımdaymış. O Nurullah Genç benim dedi. Öylece bir dostluk başladı. Sonra bir zaman sonra da artık onun kitap kapaklarını filan fotoğraflarını ben çekmeye başladım. Aynı anneden babadan olmuş kardeş gibi canım. Birbirimizin uğruna canımızı verecek derecede yakın dostuz. Devamlı. Birbirimizden haberimiz var. Hastalığımız mı var, problemimiz mi var, sevincimiz mi var? Hepsini paylaşır. Ve tek hayalim böyle gelip Gaziantep'te uzun çarşıyı fotoğraflamak muhteşem insanlar vardır. Türkiye'nin çok özel bir yeridir. Tabii bunun arkasında binlerce yıllık bir medeniyetin olması. Gaziantep bir medeniyet yeridir. Evet. Sıradan, sonradan oluşmuş bir şehir değil. Fatih Hocam merhabalar. Siz de hoş geldiniz Gaziantep'e. Hoş bulduk. Siz de biraz bahseder misiniz? Nurullah Hoca'yla nasıl tanıştınız? Sene kaç civarlarındaydı? 80'li yıl. 80 herhalde. Öyle hatırlıyorum ben. Biliyorsunuz Erzurum'da kış olduğu için kış gecelerinde böyle genellikle gençler kahvehanelerde, tabii oyun değil de kıraathaneler diyelim. Biraz da sıcak ortam olduğu sıcak için. Sıcak olsun, çay içelim. Bir de küçük satranç şeyimiz vardı, merakımız. Ben satranç oynarken birisi yanıma yaklaştı. Bu nasıl oynanıyor diyor. Ya baktım, şöyle öğretiyordum. Bu böyle olur, öyle hatırlıyorum ben. Yani şöyle olur, böyle olur derken tanıştık. Sonra tabii oynamaya da alıştırdık. Maalesef keşke alıştırmasaydı. Satranç vesile oldu yani. Satranç bize, o kahvehanedeki şeyimiz. Orada tanıştık işte. O tanışma, bu tanışma. Hala da gidiyoruz yani. O bizden kıtalar boyu bile ayrılıyor. Yine bizi bırakmıyor. Sağ olsun, biz de elhamdülillah böyle bir dostluğu devam ettiriyoruz. Peki size çok can alıcı bir soru soracağım. Nurullah Genç'in en sevdiğiniz şiir hangisi? Benim için tabii Yağmur'un önemli bir yeri var. Tamam. İlk çıktığı zaman da Diyarbakır'da ilk okuyanlardan biri benim. Satranç öğrettim, keşke öğretmeseydim dediniz. Neden öyle dediniz? Yani iki yıl çok güzeldi. İki yıl çok güzel, böyle satrançta böyle haşlamalar güzel oluyordu. Ama iki yıl geçtikten sonra ben bir öğretmenlik kazandım. Gittim, geldim ki Erzurum birincisi olmuş. Yani Allah ebediyen razı olsun kendisinden ve Cenab-ı Hak onu muhafaza etsin. Amin inşallah. Normal bir vatandaş olmadığını herkes biliyor. Dostluğunuz da ebediyen sözü. İnşallah. Rabbim zaten Allah için bizim dostluğumuz.
İnşallah öyle devam eder. Aynen hocam. Vallahi billahi. Gireyim mi araza? Ya gir. Araza gireyim. Yok yok gel. Hele güzel olacak. Gel gel evet. Çünkü metre olsun gel. Hadi. Gel şöyle bak. Ancak bu kadar olur. Kazağın içi. O kadar ayır değil ya. Vallahi billahi. Ya bir müşterik durum var galiba. Evet. Evet. Ya birbirimizden haberimiz yok. Ben bugün işte ne giyeyim filan, bunu seçtik, bunu seçtik. Geldik adam onları giymiş. Yani evet. Böyle yani 40 yıldır aramızda olan muhabbet bu yani. Bunlar ne yansımış, giyim tarzında evet, ne yansımış. Evet, ona ne yansıyor. Yani bu kardeşim de yine laciverdi giymiş ama yani ortada bir denge oluşsun diye siyah takmış. Evet. Yani bu da belki de şey giyecekti yani. O. Evet. Esma, diyaframlara baktınız mı? Yük gönderdi. Ya çok güzel ya. Biz de diyelim ki yok. Ben de diyelim ki. Bunları kim gönderdi? Diyelim ki yok. Ben diyeyim. Ben diyeyim. Antep Belediyesi mi gönderdi? Sizden giydiğimiz lacivert gibi giyip geldiniz. Allah Allah. Nurullah Hoca ile daha önce programa katılmış mıydınız hocam? Televizyon kanalında. Televizyon programına katılmadım. Hiç yapmadınız televizyon programı. Başka çok programa katıldım. Ha, ilk defa oluyor televizyon. İlk defa, canlı yayında ilk defa. İlk defa canlı yayın oluyor. Kolay gelsin o zaman. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Kerim Beyciğim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Piştim ben. Üçümüz sendeyiz. Hocam süper olmaz mı ya? Müthiş olur. Hocam ama bu buradaki gibi değil. Çok goy goy yapacağız böyle. Hayır. Sen var ya. Hikaye. Olmaz o. Çok böyle rahat birbirimize. Kavgalarımızı süper birbirimizle dalaşmalıyız. Hocam ben sizi birbirinize düşürmek istiyorum. Düşme abi. Serbest. Nurul hocam nasıl gidiyor? Hey, vallahi işte ben yani kaç gündür programdayız. Dedim ya içim bir hoş, dostlarım burada. Bayağı aktif gitti program şu ana kadar. Yani onlarla tabii hatıralar, o kadar çok konuşacak şey var ki. Yani nereden gireyim, neyi sorayım, hangisini konuşalım? Çünkü kısa bir süre, biz saatlerce konuşsak değil, günlerce konuşsak bitmez hatıralar. Ama iyi gidiyor inşallah. Kanaatim o. Umarım izleyicilerimiz de gayet hoşnut güzel olmuşlardır. Evet abi. Ateşimiz yaktık, ısınıyoruz. Ekip yanıyor maşallah ya. Ekip iyi. Büyükşehir bize bakıyor. Belediye. Valla çok güzel sobanız var ya. Hocam iftar başlar başlamaz çay çay dediniz, çay döküldü, nazar oldu ya. Ama ben dökmedim. Yok siz dökmediniz ama. Çok teşekkürler. Okan oynatsan. 5, 4, 3, 2, 1, bizdeler. Hocam hazırsınız. 5, 4, 3, 2, 1. Sizdeyiz hocam. TVNet ekranlarında, Medeniyet Şehri Gaziantep YouTube kanalında bir başka Ramazan devam ediyor. Yiyeceklerimizin daha YouTube yayınında çekilip çıkarabilir miyim? Değil mi? Her şey tamam abi. Fantazini kafamdan nasıl kırdık? Maceralarımız var. Hani bana 10 dakikasını dedi. Bana ne? Kerime söyle. Ben Kerime dedim ki çok kısa anlat. Kerime tuttu 15 dakika anlattı. Ya 5 dakika anlat da burada kalsın. Giriş yapma. İşte bizim Erzurum'da halimiz bu. Abi bak eğer biz... Kazdakın abla bunlar ne iş yapıyorlar ya? Kazdakın da bilmem ne. Ben... Hala bana yer gösterin ben namaz kılıyorum. Nurullah Hocam bugün programdan programa koşturuyorsunuz. Evet bugün Medeniyet Şehri Gaziantep YouTube kanalı canlı yayını da alacak arkadaşlar. Sağ olsunlar onlar bana bir jest yaptılar. Bugünkü kelime de jestti zaten. Evet. Benim iki arkadaşım, samimi arkadaşım burada. Medeniyet Şehri YouTube kanalı ve onun sunucusu Yusuf kardeşimiz dedi ki hocam bir jest de biz yapalım. Sizi konuklarınızla, arkadaşlarınızla yanımıza alalım. Hayırlısı olsun. Az sonra beraber olacağız. Tamamdır. Ama bu program çok şey geçecek böyle yani... İftar ben programından bağımsız. Yok. Çok böyle vahşi bir program vahşi gibi geçecek. Program. Çünkü üç arkadaş birbirimize gireceğiz gibi görünüyor. Hayırlısı bakalım, olsun hocam. Bakacağız artık. Yani kan gövdeyi götürebiliriz.
çalkantılı bir. Hocam pandemide geçebilir miyiz? İnşallah güzel olacak. Demin Nurul Hocam karşınızdaydı, şimdi yanınızda. Yok, hiç belli olmaz. Öyle mi? Tabii. Yan yana oturduğumuz anlarda çok kavgalarımız var. Eyvallah, buyurun hocam. Ya bu var ya, beni buna alıştırmayın. Ben çok fazla alışmaya başladım. Şimdi işin kötü tarafı şu. Buna benzer bir alet tutsa millet yanına gidip konuşmaya başlayacağım bir yerde. Bunu benden biraz uzak tutun. Ya Ozmo, sen ne biçim şeysin kardeşim ya? Ozmo gidiyor hocam, Ozmo o zaman. Bu Serhat denen adam ya, bu adam çok serdi. Ozmo gidiyor hocam. Tamam, ellerini biraz uzaklaştırsın. Yusuf, ilk defa 3 tane konuk aldım bu sefer. Evet. Ben konuk gibi hissediyorum kendimi. Konuk gibi hissediyorsun. Nurul Hoca karşıda olunca öyle oluyor değil mi? Aa, Ozmo. Sen bana bir limon bulsana Ozmo. Dünyada kendine hay. Hocam geçmiş olsun. Antep'teki programlar bitti. Harika. Yarın yolculuk. Antep'te aklınızda neler kaldı hocam? Hani geldiniz iki gün, en azından burada geçirdiniz. Neler kaldı? Güler yüz. Sağ olun. Misafirperverlik ve güzel yemekler. Allah devamını nasip etsin. Ne güzel. Amin inşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Buyurun. Giderken neler götürüyorsunuz yanınızda? Ha, giderken bir kere ağız tadı götürüyorum. Kesin. Burada bize sunduğunuz bu şeyin ismi neydi? O halise. Kahke. O ağzımızda bir tad olarak kalacak. Her Ramazan'da diyeceğim ki acaba bir Antep'e uğrayabilir miyim? Ya da Antepli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var Erzurum'da. Onlardan istirham edeceğiz. Ya da sizlerden isteyeceğiz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iklim. Çok samimi bir iklim. Çok memnun kaldık şehrimizden. Biz de hocam. Ağzınıza sağlık. İnşallah geri geliriz. Belki geniş bir zamanda İnşallah daha güzel gezmek istiyorum inşallah.